ve basına ve kamuoyuna. Çevre sorunları doğal yaşamı ve insanlığı tehdit eden noktaya gelmiştir. Çevre olgusu, çevre sorunları ve bu sorunların çözümü yönündeki politikalar son dönemde politik ekonomi tartışmaların odağına yerleşmiştir. Dünyayı tehdit eden bu sorunlar konuya bütünsel ve çevre bilimsel bir yaklaşımla çözüm getirme gereğini tartışılmaz kılmıştır. 1968 gençlik hareketlerinin sistemi sorgulayan mesajları arasında nükleer denemeler önemli bir yer tutmuştur. Bu doğrultuda 22 Nisan 1970'te ABD'de 2 milyon kişinin katıldığı gösteri, insanların geleceğe sahip çıkmaları yönünde önemli bir toplumsal çıkış olmuştur. Büyük eylemin yapıldığı tarih, yıllar sonra Dünya Günü ilan edilmiş ve özellikle sivil, demokratik gruplar geleceğe ve yaşama sahip çıkma noktasında benimsemişlerdir. 70'lerde çevre sorunlarının doğal kaynakları tahrip etmesi, tüketmesi ve kalkınmayı engelleyebileceği kaygısından hareketle bir grup sanayici, iş insanı ve aydının girişimiyle bilim çevrelerine bir rapor hazırlatılmıştır. Dünya kamuoyuna büyümenin sınırları adıyla açıklanan Verona Kulübü raporu olarak da bilinen bu çalışmaya göre doğal kaynaklar nüfusun hızlı artışına yetmeyecek ve içinde yaşadığımız çevreye 150 yıla varmadan yaşanabilirlik niteliğini yitirecektir. Bu nedenle çevreyi korumak ve geliştirmek amaç ise gelişme hızla yavaşlatılmamalı, hemen durdurulmalıdır. Çünkü mevcut gelişme seyri insanlığı acı bir sona doğru yaklaştırmaktadır. Sıfır büyüme olarak da bilinen rapor, ne yazık ki gelişmiş sanayi ülkelerinden yoğun eleştiri alırken az gelişmiş ülkeler açısından da kalkınma girişimlerini önleme yolunda bir komplo olarak değerlendirilmiştir. Bu noktada bir başka örnek Kyoto Sözleşmesi protokolü tartışmalarında yaşanıyor. Kyoto protokolü ile yürütülmeye çalışılan süreçte hayatın vazgeçilmez ögesi soluduğumuz hava ve onu içinde barındıran atmosfer alınır, satılır, ticari bir metaya dönüştürülmeye çalışılıyor. Çağlar boyunca doğaya hakim olabileceğini, ona hükmederek şekillendirebileceğini düşünen insanlar hala doğanın bir parçası olduğunu ve onun milyonlarca yılda oluşturduğu denge içinde doğanın kurallarıyla yaşaması gerektiğini